Leçon 1. Page 16. Dialogue. Salut. Dialogue 1. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Marie. Ça va bien? Oui, merci, madame. Et vous? Très bien, merci. Dialogue 2. Salut, Olivier. Salut, Catherine. Ça va? Oui, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va. Dialogue 3. Bonjour, je m'appelle Antoine. Et toi? Moi, je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? O-N. U. R. Page 18. Activité 6B. Écoute l'alphabet français et entoure les lettres qui s'appellent différemment en turc et en français. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 19. Activité 9A. Écoute et répète les prénoms. Léa. Manon. Chloé. Camille. Emma. Mathilde. Sarah. Laura. Marie. Océane. Théo. Thomas. Lucas. Quentin. Maxime. Hugo. Clément. Antoine. Alexis. Alexandre. Öğrenciler, bugün Salut kitabımızın ilk dersiyle başlıyoruz. Açıklayarak okuyacağız. Önce bir okuyalım, sonra açıklayarak okuyalım. Bonjour madame. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? Oui, merci madame. Et vous? Très bien, merci. İlk diyalogumuz bu. İkinci diyalog. Salut Olivier. Salut Catherine. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Üçüncü diyalogumuz. Bonjour, je m'appelle Antoine. Et toi? Moi, je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? O-N-U-R. O-N-U-R. Evet, bonjour madame. Günaydın. Merhaba. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? İyi misin? Oui, merci madame. Teşekkür ederim, iyiyim. Et vous? Ya siz? Ya siz kavramı, evet. Très bien, çok iyi, merci, teşekkür ederim. Salut, Olivier. İki arkadaş birbirleriyle selamlaşıyorlar. Salut, Catherine. Ça va?
İyi misin? Uzatıyoruz sorularda. Oui. Ça va bien. İyiyim. Merci. Teşekkür ederim. Et toi? Ya sen? Evet. Ya siz? Ya sen? Et toi? Et vous? Ça va? İyi. Bonjour, je m'appelle Antoine. Et toi? Evet, benim adım Antoine. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Ali. Je m'appelle Ayşe. Moi, mi? Je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? Nasıl hecelenir? Comment ça s'écrit? O-N-U-R. O-N-U-R. Evet. Arkadaşlar, ilk dersimizi açıkladık. Bakalım burada neler var gramer bölümünde. Je m'appelle, benim adım derken. S'appelle, adı olmak fiili. Je m'appelle Ayşe, je m'appelle Ali, je m'appelle Ali et toi gibi soruyoruz. Bonjour monsieur, günaydın. Bonjour madame. Buradaki seyahat olmayacak. Salut Olivier. Salut Catherine, ça va? Sordu. Ça va bien. İyiyim. Très bien, merci. Teşekkür ederim. Et toi? Et vous? Ya siz? Ya sen? Moi, je m'appelle Antoine. Ben Antoine. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Nasıl hecelenir? Evet, burada bir doktor ve hastası var. Toi ve vous kavramları. Toi sen, vous siz. Bir hasta doktor birbirine vous diyecektir. Büyük ihtimalle. İlkinde vous olacak. İkinciyi yapmışlar zaten. İki arkadaş toi. Bir öğretmen ve öğrenci arasında vous siz olacaktır. Bir anne, bir çocuk ve baba arasında ise toi sen olması daha uygun olacaktır. Fransızca alfabeye baktığımızda bazı harflerin Türkçe'de bazılarının da Fransızca'da olmadığını görüyoruz. Alfabe A, B, S, D, E, F, J, H, A, Ş şeklinde. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Ü, V, W, X, Y, Z şeklinde olmalı. Peki buradaki kelimeleri hecelersek B, O, N, J, O, Ü, R şeklinde olmalı. M, A, D, A, M, Ö, S, A, L, Ü, T, M, O, N, S, I, Ö, Ü, R, M, Ö, R, S, I, B, I, Ö, N. Bien, iyi demek. Merci, teşekkür ederim. Salut, merhaba. Monsieur, beyefendi. Bonjour, günaydın, merhaba. Madame, hanımefendi şeklinde olmalı. Burada ise bazı Fransa'da kullanılan özel isimler var. Kızlar ve erkekler için Léa gibi. Chloe, Emma. Fransızca'da çift harfler tek okunur. Ona dikkat edelim. Emma, Sara, Marie. Ocean, İngilizce'deki ocean gibi, okyanus. Theo, Luca, Maxim, Clement, Alexis gibi olmalı. Bunları dinleme etkinliğinde de bulabilirsiniz. Evet, birinci dersi bitiriyoruz. İkinci derste görüşmek üzere. A bientôt.